Yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. A'dan Z'ye her türlü inşaat yapı malzemeleri satışında kalite ve güvenin adresi Şelale Yapı, deneyimli elemanlarıyla temelden çatıya taahhüt işlerinizi özenle yapıyor. Güvenle inşa edilen, her metrekaresinde kaliteyi hissedeceğiniz Edremit yolu üzerindeki satılık 2+1 ve 3+1 daireleriyle hayatınıza konfor katıyor. Hüseyin ve Enes Adın, Şelale Yapı Malzemeleri, Edremit Çevre Yolu, Askerlik Şubesi arkasında. Ayvalık'ta düzenlenen toplantıya Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Ahmet Kula, Meclis Başkanı Rona Yırcalı, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Mali Müşavirler, il genelindeki sanayi sektörü temsilcileri katıldı. Artık 1 Ocak 2013 günü iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile... Altınova Belediye Başkanı Asım Sürerli, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Rahmi Gençer'in de hazır bulunduğu toplantıya, izleyicinin televizyon ekranlarıyla gazetelerdeki köşe yazılarından tanıdığı sosyal güvenlik müşaviri, gazeteci yazar Ali Tezel konuşmacı olarak katıldı. Bu yasayla değişikliklerin sizi ilgilendiren yanları var. Toplantıda konuşan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Ahmet Kula, işveren ve işçiyi yakından ilgilendiren iş sağlığı ve iş güvencesi yasasında kendilerine göre bazı boşlukların olduğunun altını çizdi. Ahmet Kula, her şeyi meslekten uzak müfettiş veya kişilere bırakmamak gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın, bizler işverenler olarak iş güvenliği yasasına karşı değiliz. Tabii ki bizlerin işletmelerinde eksikliklerimiz varsa bunları gidermemiz gerekir. Ancak merdiven altı iş yapan firmalarla kayıt dışında iş yapan firmalara da bu kanunlar uygulansın ve haksız rekabet ortadan kaldırılsın ifadelerini kullandı. Bir başka açıdan kıdem tazminatı meselesi işletmelerimiz üzerinde yük olmaya devam ediyor. Ahmet Kula'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen Balıkesir Sanayi Odası Meclis Başkanı Rona Yırcalı, toplantının konuşmacısı sosyal güvenlik müşaviri gazeteci yazar Ali Tezel'i tanıtarak katılımcılara takdim etti. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriye İlişkiler bölümünde başladı. Ali Tezel slayt gösterimiyle birlikte yaptığı konuşmasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında katılımcılara bilgi vererek Türkiye'nin Çin'den sonra iş kazalarında dünya ikincisi, Avrupa'da ise birinci olduğunu vurguladı. Dünyada ise Çin olmasaydı dünya birincisi olacaktı. Şu anda dünya ikincisi iş kazaları sayısında, Avrupa'da ise Avrupa birincisiyiz. İş kazalarının çokluğu ve iş gücü kaybı alanında. Kazaların büyük çoğunluğu özellikle göç alanı. İlerde bulunan ve daha çok Doğu ve Güneydoğu'ya göç eden ve yeterli mesleki eğitim sahibi olmadan inşaatlarda iş bulmanın kolay olduğu sebebiyle inşaatlarda iş kazası oranımız çok yüksek, ölümüş kazanın hemen hemen yarısı da inşaatlarda belirliyor.